Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 2 Kasım 2022. Bugünkü yayınımızın konusu da ZAP'taki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalardır. Bugün Murat Karayılan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Fırat Haber Ajansı'na bir raportaj verdi. Ve bu raportajında Murat Karayılan çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Hem kimyasal silah saldırılarına ilişkin detaylar var, hem Türk ordusunun niye bu kimyasal silah saldırılarını kullanma ihtiyacını duyduğuna dair çarpıcı belirlemeleri var, hem uluslararası ilgili kuruluşların ve güçlerin sessizliğine ilişkin yorumu var ve bir de daha önce gerillalara gittiği belirtilen ve Duhok'ta KDP'nin el koyduğu 1200 maske vardı. Hatırlıyorsanız 26 Nisan'da el konulmuştu. Murat Karayılan ilk defa bu maskelerin nereden, ne için, nasıl gönderildiğine dair de açıklamalarda bulunuyor. Bunlara değineceğiz ama bunlara değinmeden önce bugün Kobani'ye yönelik bir hava saldırısı oldu demek yerinde olur. Türk sihaları Kobani'nin batısındaki Çarkale köyünü Zormahar ve Ziyare köylerine yönelik bugün 3 defa saldırıda bulundu ve edinilen bilgilere göre ki orada bazı Suriye rejim askerleri de bulunuyor. Bir Suriye rejim askeri yaralanmış. Yine Kobani'nin Harabistan ve Goran ki bunlar da Kobani'nin batısına düşüyorlar. Buralara yönelik de saldırılar vardı. Şimdi buralara ilişkin tabii bu yayınımızın konusu değil ama böyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde özellikle Kobani'nin batı cephesinde sıcak gelişmeler olacak. Niye? Çünkü HTŞ, Heyet Tahrir Elçam biliyorsunuz Türkiye ile yaptığı anlaşma gereği Afrin ve çevresine geldi. Şimdi Cerablus'a kadar gidiyor. Cerablus'a gitmesi Fırat suyuna ulaşması demektir IŞİD'in. Bu Minbiç'in kuzeyi oluyor. Kobani'nin batısı oluyor ve bahsettiğimiz köyler Fırat'ın doğusunda ama Kobani'ye bağlı köyler ve dolayısıyla HTŞ ve Türkiye önümüzdeki süreçte Kobani'ye yönelik daha kapsamlı saldırılarda bulunabilirler ki böyle bir plan, böyle bir konsept şu anda devrede ve önümüzdeki süreçte Rojava'da ve özellikle de bahsettiğim bölgede sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Şimdi diğer konumuza geçelim. Biraz önce bahsettim Murat Karayılan'ın. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Dün 1 Kasım Dünya Kobani günüydü ve birçok eylem yapıldı. Dünyanın birçok yerinde Halep'ten İstanbul'a kadar birçok eylem yapıldı. 8. yıl dönümü vesilesiyle Dünya Kobani günü 1 Kasım 2014'te IŞİD'in Kobani'ye girdiği zamanlarda oradaki savaş süresince dünya çapında ilan edilmişti ve o günden bugüne 1 Kasım Dünya Kobani günü olarak karşılanıyor. Türkiye'nin böylesi bir günde de özellikle bu saldırıları yapması anlamlı. Şimdi gelelim Murat Karayılan'ın Hanefe'deki açıklamasına. Biraz not çıkardım bu açıklamadan. Çünkü bu kimyasal silah meseleleri gündemde ve 18 Ekim'de HPG bir açıklamayla 17 gerillanın kimliklerini açıklamıştı. Aynı gün ne olmuştu? İki gerillanın görüntüleri de yayınlanmıştı ve bu iki gerillanın görüntüleri işte bu gerillalar yani kimyasal saldırılara, kimyasal silaha maruz kalan bu iki gerillanın son anlarıydı. Bir kadın bir erkek gerilla Baz ve Helbest. Bu gerillaların isimleri Baz ve Helbest. Ve tabii bu görüntüler de infiala sebep oldu ve o günden bugüne kadar da eylemler devam ediyor. Türkiye reddediyor. Ama bağımsız bir heyet Güney Kürdistan'a giderek bazı kanıtlara ulaşmıştı. Bu raporu 16 Ekim'de açıkladılar ve işte dün de Lahey'de OPCW'nun önünde Kürtler bir eylem yaptı. Bu kurumun görevini yapmasına çağrısında bulundular ve dolayısıyla da konu gündemde. Bugün de Murat Karayılan'ın bir açıklaması oldu. Murat Karayılan öncelikle Baz ve Helbest isimli gerillaların yani 18 Ekim günü görüntüleri yayınlanan iki gerillanın ailelerinden ve halktan özür diliyor diyor. Bu görüntüleri paylaşmak zorunda kaldığımız için bu acıyı anlıyoruz ama bu konunun gündeme gelmesi ve dikkatlerin bu yakıcı gerçeğe çekilmesi için diyor biz bu görüntüleri yayınlamak zorundayız. Umarız diyor aileleri
ve halkımız bunu anlayışla karşılar ve o açıdan diyor ki işte vicdanları çatlatan, acılar içinde kıvranan yoldaşlarımızın ahını kuşkusuz yerde bırakmayacağız diyor. Onların davasını başarıya taşımak sözümüzdür diyor. Murat Karayılan'ın onlara ilişkin açıklaması böyle. Şimdi tabii kimyasal silahlara ilişkin de şöyle diyor Murat Karayılan. Diyor ki biz 18 Ekim günü açıkladığımız bilgiler hiçbirisi eksik değil, kesinleşmiş sonuçlardır diyor. Yani kesinlikle bir abartı, bir yanılgı, bir dezenformasyon, bir manipülasyon yok diyor. Bunlar kesinleşmiş sonuçlardır ve biz kesinleşmiş sonuçları diyor kamuoyuna açıkladık. Aslında diyor biz 2011 Şubat ayında Gari'ye yönelik, o hatırlıyorsanız o esirlerin öldürüldüğü eylem, o saldırı pardon. O zaman diyor biz açıklama yapmıştık. Orada da diyor kimyasal kullanıldı ama kimse ilgilenmedi diyor. Tabii bu konuya diyor dikkatler çekilmedi. O açıdan diyor kimyasal silahla saldırı yeni bir şey değil diyor. Türk ordusu diyor ama bu son işte 17 Nisan'da başlayan, yani 6,5 aydır devam eden ZAP Metin Avaşı'ndaki saldırılarda diyor bunu kimyasal silahları daha sistematik bir şekilde kullanmaya başladı diyor. Şimdi diyor tabii diyor bu görüntüler diyor ve görüntüler ve bu açıklamalar ortaya çıkınca hiçbir araştırma, soruşturma, kovuşturma daha olmadan direkt hemen dediler ki bu şeydir, bu yalandır, Türkiye tarafı Ankara'dan bu yalandır, kesinlikle PKK'nın propagandasıdır, dezenformasyondur. Hiçbir soruşturma yapmadan diyor dediler ki bu işte PKK propagandasıdır, reddediyoruz, ordumuz temizdir, envanterimizde bu silahlar yoktur ve benzeri şeyler söylediler diyor Murat Karayılan. Yani Tayyip Erdoğan da söylemişti Hulusi Akar'da, işte şeyde Genelkurmay Başkanlığı da vesaire. Ve Murat Karayılan diyor ki eğer diyor ordunuz temizse o zaman bağımsız heyetler gelsin. Bu bağımsız heyetler araştırma yapsın ve bu araştırmalarda gerçekler ortaya çıksın. Eğer ordunuz temizse ve siz kimyasal silah kullanmadıysanız o zaman gerçekler ortaya çıksın. Her şey net bir şekilde açığa çıksın. Ordunuz temizse o zaman ordunuzun temiz olduğu kanıtlansın. Kimyasal silah kullanmadıysanız kimyasal silah kullanmadığınız kanıtlansın. Bağımsız heyetler gelsin. Ve tabii bu raportajın devamında Murat Karayılan diyor biz daha önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz. Bu bağımsız heyetler eğer gelirlerse bizim tarafımızdan güvenlikleri için ne gerekiyorsa yapılacak, bunun taahhüdünde bulunuyor. Ama tabii diğer yandan Türk tarafının da bağımsız heyetlerin bölgeye gitmesi için güvence vermesi, güvenlik güvencesi vermesi gerektiğini de belirtiyor. Ve dolayısıyla tabii Karayılan hem sivil toplum örgütlerinin hem siyasi çevrelerinin bu minvaldeki çağrılarına da atıfta bulunuyor ve diyor ki işte çeşitli değerli sivil siyasetçiler de söylediler. Şebnem Korur Fincancı Hoca da söyledi. Başka sivil toplum kuruluşları da söyledi. Hem tüzel kişilikler hem doğrudan bireyler bazında söylendiler ve dolayısıyla o zaman bağımsız heyetler gitsin ve bu konuyu araştırsın. Diyor ki Karayılan biz tüm imkanlarımızla heyetlerin güvenliği ve sağlıklı çalışabilmesi için gerekenleri yapmaya hazırız. Şimdi tabii Karayılan'ın açıklamasını tümünü burada okumak mümkün değil. Zaten zaman sorunu da oluyor ama maske meselesine de değinmiş. Ona bahsedeceğim ondan. Ve tabii bu münasebetle 6 aydır İşte devam eden ZAP Metin Avaşı'ndaki bu operasyon saldırılar da onlara da değiniyor ve diyor ki istedikleri sonuca ulaşmadılar. Zaten bu şekilde kimyasal silah kullanmalarının da sebeplerinden biri de, en önemli sebebi hatta, işte ilerleyemiyorlar ve diyor Hulusi Akar başta olmak üzere de rejim yetkilileri halkı yanlış bilgilendiriyor. Sanki askerler oraya gitmiş, göğüs göğüse bir çatışma varmış gibi kamuoyuna servis ediyorlar. Böyle bir şey yok. Asla diyor işte karadan savaşamıyorlar, ilerleyemiyorlar. Teknolojiyle bazı saldırılar yapıyorlar ve giremedikleri yerlerde kimyasal
silah kullanıyorlar, yasaklı gazlar kullanıyorlar. Hulusi Akar'ın 11 Aralık 2011'de mecliste yaptığı konuşmaya da dikkat çekiyor. Orada Hulusi Akar demişti, biz mağaraların ağzında gaz bombaları kullanmıştık. Bunun da kimyasal olduğunu ve uluslararası protokoller gereğince yasak olduğunu Murat Karayılan da hatırlatıyor. Dolayısıyla da şu anda diyor, Zap Metin Avaşı'nda çok büyük bir savaş var. Bir varlık yokluk savaşı var. Türk devletinin bütün planlarına geniş açıdan bir çözümleme yapıyor. İşte Türkiye diyor geniş büyük Osmanlı hayali peşinde. Kürtlerin asla irade olmasını istemiyor. Bütün Kürdistan'ı işgal etmek istiyor. Böyle bir konsept gereği de buraya saldırıyor ve diyor ki buna rağmen diyor rejim ne yaptıysa istediği sonucu bu 6,5 aylık süre zarfında alamadı diyor. Dolayısıyla Murat Karayılan'ın operasyonların durumuna, gidişatına ilişkin de belirlemesi şu, ama şunu da altını çiziyor elbette. Diyor ki çok ciddi çatışmalar, çok ciddi bir savaş var ve bu süreç Kürtlerin varlık yokluk savaşının verildiği bir süreçtir. Bunu da tekrar ediyor. Şimdi uluslararası güçlerin de tutumuna ilişkin bir soru var. Bu ANF'deki röportajında Karayılan'la soruluyor. Uluslararası güçlerin, NATO'nun ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların sessizliğinden diyor Türkiye cesaret alıyor. Hatta diyor Türkiye bunların sessizliğinden dolayı şımarmış durumdadır ve Kürtlere yönelik her türlü saldırı yapıyor. Diyor ki işte nasıl olsa uluslararası kuruluşlar, kurumlar, devletler, ilgili güçler bir şey demeyecekler. Bundan cesaret alarak Kürtlere karşı pervasızca saldırı yapıyor. Bu oranda kimyasal silahlar kullanıyor ve diyor ki evet diyor. Türkiye Devleti Kürtlere karşı Dersim'den itibaren, yani Dersim 1937-38'den itibaren kimyasal silahlar kullanıyor. Yani işte orada kullanılmış ilk defa, Ağrı ve Gelizilan'da da kullanıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla diyor, ama şimdi durum farklı, daha sistematik, daha işte gelişmiş bu tür diyelim ki kimyevi şeyler, yasaklı silahlar kullanıyorlar. Yani nasıl olsa işte Türkiye'dir kullanıyor deyip geciktirilecek bir durum değil diyor. Ve bundan dolayı diyor kamuoyunun çok daha fazla hassasiyet göstermesi, çok daha fazla ilgili olması, bu oluşan protesto eylemlerinin daha büyük, daha geniş çapta olmasını bekliyoruz da diyor Murat Karayılan. Ve tabii ki şeye geliyor, Duhok'ta işte 26 Nisan'da yakalanan KDP'nin el koyduğu, daha doğrusu 1200 maske vardı. Bunu başka yayınlarda konuşmuştuk. KDP sanki bir kahramanlık yapacak, gidip orada şey yaptılar, işte bir maskerlerin içinde olduğu koliler var, yere birisi yürüyor yürüyor, kamerayı koymuşlar oraya, ondan sonra servis ettiler, saçma sapan bir şey. Ve şimdiye kadar HPG bu konuya ilişkin resmi olarak bir açıklama yapmamıştı. Bazıları diyordu işte gerilaya gidiyordu, KDP de dedi gerilaya gidiyor, PKK'ya aittir dedi hatta. Şimdi Murat Karayılan ona ilişkin de diyor ki diyor, bu maskeleri Avrupa'da bazı sivil toplum örgütleri işte bu kimyasal gazlara, yasaklı gazlara, zehirli gazlara karşı duyarlı olan bazı sivil toplum örgütleri kendi aralarında para toplayarak işte gerillaya ulaştırmak için 1200 maske almışlardı diyor. Diyor fakat bizimle doğrudan bağlantıları işte gönderebilecekleri bir yer olmadığı için kalkıp bunu Rojava'ya göndermiş yani. Ve diyor Rojava'ya gönderince Rojava'dakiler de diyor işte bir arabaya koyup Güney Kürdistan'a gönderiyorlar gerilla alanlarına gitmesi için. Ve diyor işte bir arabaya koyup oraya gönderince de KDP el koyuyor. Murat Karayılan'ın bu konuya ilişkin de şey budur. Ve diyor işte burada tabii KDP'nin rolüne de dikkat çekiyor. Diyor ki işte bu süreçte diyor kim diyor yani şeyse, sessizse veya ortak kalırsa diyor bunun ceremesini ileride çekecektir diyor. Murat Karayılan'ın bu konuya ilişkin açıklaması da şu. Ve Mersin'de geçen ay bir karakol merkezine, polis merkezine yapılan eylemi de bir uyarı eylemi olduğunu, İşte bu tür kimyasal saldırılar ve benzeri olması durumda da o tür şeylerin olma ihtimaline dair de bir uyarı eylemi olduğunu Murat Karayılan belirtiyor. Dediğim gibi röportajın geniş hali Fırat Haber Ajansı'nda var. İsteyen gidip Fırat Haber Ajansı'nda Murat Karayılan'ın bu röportajını okuyabilir. Benim aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi yayının başında da söyledik.
Kobani'ye dönük gündüz saatlerinde, yani öğleden sonra akşama doğru 3 SİHA saldırısı olmuş, ama öyle anlaşılıyor ki can kaybı yok, bir yaralı var. Fakat dediğim gibi oralarda, özellikle oraya dikkat çekmek lazım, takip etmek lazım. Önümüzdeki süreçte oralarda ciddi gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.